28 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu vesileyle ben bütün kadınların, bütün yani küçük büyük herkesin Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve özellikle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum demek istiyorum. Bu videoda böyle hani kadınlara yönelik bir video olacak. Kadınlarla ilgili konuları ele alacağım. Türkiye'de kadın olmanın öneminden, zorluklarından ve değerinden bu videoda bahsetmek istiyorum bu vesileyle. Lakin altını net bir şekilde çiziyorum. Çünkü öyle düşünenler eminim olacaktır. Yani geçen gün çünkü bir arkadaşımla konuşurken böyle kadın erkek hani ayrımına geldi diyeyim size. Hani çok kabaca ayrım da değil de hani kadınlar böyledir, erkekler şöyledir diye konuşurken o bile böyle ya bu bir ayrımcılık aslında dedi. Ama bu videoda söyleyeceklerim kadınlara yönelik olduğu için lütfen böyle bu seksist bir yaklaşım, bu işte ne bileyim feminist bir yaklaşım gibi algılanmasın arkadaşlar. Çünkü videonun konusu zaten kadınlar olacak. Bu konuda netsek bir girizgah yapmak istiyorum. Türkiye'de kadın olmak, Türkiye'de anne olmak, Türkiye'de eş olmak, hala olmak, sevgili olmak, çocuk olmak, Türkiye'de kadın olarak doğmak gerçekten zor. Ve bunu size söylüyorum çünkü ben bir kadınım ve Türkiye'de doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Neresinden ve nasıl ele alacağımı inanın bilmiyorum. Sadece çok fazla içimde duygu var, çok doluyum. Doluyum derken de duygu anlamında doluyum. Bunları olabildiğince nazik bir şekilde dile getireceğim. Genel olarak ataerkil bir toplumda büyüdük, yaşıyoruz ve buna saygım var, tamam. Lakin kadın erkek işte haklarına da girmiyorum. Hani neden işte erkeklere daha fazla bilmem ne hakları sunulurken kadınlara sunulmuyor? Konum bu da değil. Bunu da geçiyorum. Benim değineceğim nokta şu. Mesela sözde namus konusunu biraz ele almak istiyorum. Ne demek bu sözde namus? Baktığınızda aslında bazı erkekler çok namuslu gibi geçinen genelde ama sözde namusa sahip arkadaşlar var aramızda, erkekler var. Ve bu erkekler ne yapıyor? Benim eşim, benim karım onlara belki şiddet uygulamıyor ya da bir şey yapmıyor ama çok kolayca bir kadına tecavüz edebilme hakkını kendinde görebiliyor, bulabiliyor. Ya da onu öldürebilme hakkını, ya da onu dövebilme hakkını. Burada sadece bu sözde namus altına, bunun içine sığınanlara lafım. Şiddet ne zamandan beri bir iletişim aracı oldu? Ne zamandan beri biz, yani daha doğrusu siz erkekler, şiddet uygulamaya kendinizde hak gördünüz? O kadınlar ki sizleri doğuruyor. O kadınlar ki sizin anneniz. Her bir erkeğin annesi bir kadın. Ve belki ablanız, belki kardeşiniz var. Siz nasıl ve ne cüretle diyeceğim burada bir kadına el kaldırabiliyorsunuz. Ona hatta sus be falan gibi belki de konuşabiliyorsunuz. Hani nasıl bir güç buluyorsunuz bundan demek istiyorum. Şiddet uygulayan bir erkeğe çok sinirleniyorum. Yani zaten tecavüz konusuna hani değinmek istemiyorum biraz daha. Çünkü dilimin kemiğinin olmamasından çok korkuyorum. Ve çok netim bunda. Size yaşadığım bir olayı bahsetmek istiyorum burada. Dün, bu arada olduğum mahallemde diyeyim, yürüyorum. Ve ara sokaklardan birinde deli gibi hızlı bir araç çıktı. Saat 4-5. Ama beni ezebilir diyen yani bir arkadaşımlayız ve çok hızlı çıktı. Benim tek yaptığım şu oldu. Ve hani ne oluyor ya da bir şey de demedim. Hiçbir şekilde kelime ağzımdan çıkmadı. Sadece böyle dedim hani. Bizi çünkü ezebilirdi. Adam anında ya bir bağırmaya başladı, size anlatamam. Zaten benim tarafımdaki camı açıktı. Hani ben böyle ilerleyip şöyle yaptım. Çünkü hani ezilmedik Allah'a şükür deyip böyle yaptım. Adam arkamda kaldı araba. Diğer taraftan da çıktı. Ses geliyor yani deli gibi bağırıyor. O anda düşündüm. Kardelen istese seni herhalde bıçaklayabilir. Yani ya da bir şey yapabilir, dövebilir. Bağırmaya başlayınca ben de siz kime, nasıl, neden bağırıyorsunuz?
karşınızda bir kadın var dedim. Ve uzatma bilmem ne falan diye benimle konuşmaya başladı. Ondan sonra beyefendi böyle, beyefendi diyorum bu arada, beyefendi böyle konuşamazsınız lütfen dedim. Özür dilerim bilmem ne deyip bu sefer yani ama kaba bir şekilde yoluna devam etti. Ya şuna değineceğim ve bu çok oluyor. Taksici arkadaşlarla da çok yaşıyorum. Yaşayanlar varsa yorumlarda benimle paylaşın ama şunu da unutmayın. Ben bu konularda çok sinirlenen bir yapıdayım. Yani kolay sindiremiyorum, kolay tahammül edemiyorum. O yüzden bu konuları ele almakta da biraz tereddütlüyüm. Şuna da değinmeden edemeyeceğim bu video vasıtasıyla diyeyim, vesilesiyle. Bazı annelerimiz, aslan oğlum, paşam oğlum sen ne yapsan çok iyidir oğlum diye 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 oğlunu yerlere göklere sığdıramadığı için o oğlu yani o erkek yetişkin olamıyor. Ve yetişkin olamayan o erkek zaten günün birinde evlendiği eşinden de ya da sevgilisinden de annesinin onu pışpışladığı gibi ya da her hatasını göz ardı ettiği gibi ya da sınırlar videomdan hatırlarsınız, izlemediyseniz muhakkak izleyin derim. Çünkü sınırlar, sağlıklı sınırlar bir anne oğluna koymadığı için o erkek yetişkin olmadan bir çocuk olarak hayatına devam ediyor. Ve sonra da ne oluyor biliyor musunuz? Anneye hani belki sesini yükseltebiliyor ve yine de anne bir şey demiyor. Belki ona ters cevap verebiliyor ve yine de anne bir şey demediği için ileride bir kadına da bunu yapma hakkını görüyor kendisinde. Eğer ki çocuğum olursa ve bir erkek çocuğum olursa ona öğreteceğim ilk şey ne olacak biliyor musunuz? Oğlum, her kadına şefkatle yaklaş. Empati kur. Kendini onun yerine bir koy. Kadınların duygu dünyasının zengin olduğunu bil ve buna göre onlara çok narin yaklaş. Gerçek güç ve gerçek erkek olmak nedir biliyor musunuz? Kendinizi bazen yenilmiş hissedebilmektir. Bazen bir erkek olarak güçsüz olabileceğinizi kabullenmek demektir. Ve bazen de hüngür hüngür, hiç utanmadan ağlayabilmektir. Gerçek erkek olmanın gücü bence buradan geliyor. Kaba kuvvetten değil. Ve zaten kaba kuvvet uygulayan, şiddet gösteren, eşini döven, yani eşini bıçaklayan, sokaktaki birine tecavüz eden erkek değil onun, erkek insan olduğunu ben sorguluyorum. Ve artık videonun sonlarına geliyorum ama şuna da değinmem gerekiyor. Bizim ne giydiğimize ya da ne giyeceğimize ya da ne giymek istediğimize erkekler karar veremez. Erkekler gerçekten, ben bundan bir kadın olarak çok rahatsızım. Sokakta yürürken ya da gecenin ikisinde niye sokaktayım? Bu benim özgürlüğüm, bu benim kişisel alanım. Yani istersem 4'te de sokakta olabilirim, istersem 3'te de evime geri dönüyor olabilirim. Bu size, erkeklere belli bir hak sağlıyor demek değil. O yüzden lütfen ama lütfen bu algılarınızı, bu kalbinizin üstüne koyduğunuz o sert çelikten katmanlar varsa bunları kırın. Bir kadın işte etek giydi diye o anladığınız kelimeyi kullanmayacağım buradan, nokta nokta olmuyor. Bir kadın gecenin 5'inde evine dönüyor diye ya da ne yapıyorsa yapıyor, sokakta yürüyor diye ona tecavüz etme hakkını kimse size vermiyor. Ve aynı zamanda da iş yerinde çok fazla tacize uğrayan kadın olduğunu da biliyorum. Bazı sebeplerden dolayı konuşamayan kadınlar olduğunu da biliyorum. Bu hakkı lütfen kendinizde görmeyin. Emin olun bunun vebali çok büyük. Bir erkekseniz ve beni izliyorsanız size şu soruları sormanızı çok nacizane istiyorum. Lütfen diyeyim size. Nasıl bir erkeğim? Bir kadına nasıl davranıyorum? Bir kadın acaba ya da böyle onunla trafikte sinirlendiğimde onu hemen köpürüyor muyum? Ya da hemen onu aşağılamaya mı çalışıyorum? Ya da gerçekten gerekirse buyurun hanımefendi ya da daha sakin bir şekilde davranabiliyor muyum? Tabii ki de Türkiye'de bizim genel olarak sinirlerimiz hemen hoplamaya müsait. Ve ben Karadenizliyim, yani baba tarafından Rizeliyim. Dolayısıyla hani bu Karadeniz kanı da var bende. Ama sevgi her şeyi iyileştiriyor, bunu biliyorum. O yüzden de lütfen ama lütfen sevgiyi kalbinizde büyütün, çocuklarınıza umut verin, şefkat verin.
Özverili olmayı öğretin, empati yeteneği kurun insanlarla. Bunlar çok önemli değerler. O yüzden de bunların üzerinde durun diyorum. Sevgili kadınlar, iyi ki doğdunuz, iyi ki doğurdunuz, iyi ki varsınız. Gerçekten sizleri hemcinslerim olarak da ayrı seviyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz çok kutlu olsun. İyi ki varız diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Haftaya ya da bu video artık ne zaman yayınlanırsa bilmiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgi, neşe, coşkuyla kalın. Özverili, şefkatli ve empati yeteneğiyle gerçekten kalın diyorum. Hoşça kalın. Bu vesileyle büyüklerimin gözlerinden ve küçüklerimin... Ay olmadı ya.